Arkadaşlar daha önce bu kedileri ve annesini size göstermiştik. Bugün bakım günü. Şöyle çaylı bir suyumuz var. Peçetemiz. Ondan sonra burada gliserinimiz var. Peçetemiz var. Anne kedide çeşitli yaralar var. Artık boğuşma dolayısıyla mı nedir tam bilmiyorum. Bakın mesela şurada önemli bir yarası var. Yarasını gliserinle temizleyip bir merhem sürmeyi düşünüyorum. Yavrularında gözlerinde sıkıntılar vardı. Gözlerini de şimdi temizleyeceğim. Çaylı su ile. Anne yavrularını getirmiş bize. Kendisi de bakımsız. Yavruları da zaten bakımsız. Bunların bakımlarını üstlendik şimdi. Bunların bakımını yapacağız inşallah. Mama zaten sürekli veririz veriyoruz. Su kaynağı koyacağız çeşitli yerlerimize ve gerekli ilaç ve bakımlarını da yapacağız. İnşallah bunların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacağız. Bu anne bizim eski dostumuz. Çünkü diğer kardeşleriyle beraber yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 yıl önceydi. 5 kardeş dünyaya gelmişlerdi. Annesi yine aynı bizim burada işte bunları buraya getirip bırakıp gitmişti. Bu 5 kardeşe de bakmıştık. Tabi bunlar belirli bir büyüklüğe geldikten sonra dağılıp gidiyorlar. 2 yıldan beri çok nadir görüyordum. Yavrularıyla beraber tekrar gelmiş bizim buraya sığınmış eski büyüdüğü yere. İnşallah bunun yavrularını da büyütmeye çalışacağız bakalım. Arkadaşlar şu kedinin gözü neredeyse tamamen kapanmıştı. Çayla sildim peçeteyle. Silince gözleri ne kadar güzelmiş ha. Böyle parıl parıl parlıyor. Nereye gittin? Gel bakayım çocuk. Bakın birisi oraya saklanmış. Burnun altında. Şu anda gözükmüyor. Heh, karşıya gitti. Abi şöyle yaklaştıralım. Gözleri ne kadar güzelmiş onun öyle. Sevimli çocuk. Bak bakayım bu tarafa. Gözleri ilk defa açıldı. Bayağı kötü gözüküyordu. Sildikten sonra etrafı görmeye başladı. Bunları inşallah yaşatacağız Allah'ın izniyle. Şunun gözü de hem şiş hem de kapalıydı. Gözü açıldı ama tabii şişlik devam ediyor. Buna bir merhem de süreceğiz. Bu da bakımsız annesi. Bakın burada yarası da var. Yarasına gliserin döktüm. Biraz huysuzlandı, kaçtı falan. Ama gene de işte beni tanıdığı için çok da kaçmadı. Annesi de bakımsız, yavrular da bakımsız. Orayı da yuva yapmışlar herhalde kendilerine. Orada bir boşluk var. Borunun altında gidip gidip oraya giriyorlar. Bazen de işte bizim arabanın altına giriyorlar. Allah göstermesin yani dikkatsiz davransak. Demin kedilere mama vermek için pisi pisi dedim. Kedinin bir tanesi, yavrunun bir tanesi arabanın içinden atlayıp geldi yani. Arabanın içine, motor kısmına çıkmış. Demek ki dikkatli olmak lazım. Burası şimdi biraz güvenliksiz bir yer. Hem diğer hayvanların da saldırısına açık bir yer. Onun için bunları kendi bahçemize ön tarafa alacağız. Ve orada daha güvenlikli bir şekilde büyümelerini sağlayacağız. Bir tane alaca beyaz var. Bir tane bembeyaz. Bir tane sarı beyaz. Ve bir tane de orada siyah beyaz var. Anne de yorgun. Anne hem anne hem baba herhalde oldukça yorgun ve bakımsız. Bunları inşallah bahçeye taşıyalım. Büyümelerini sağlayacağız Allah'ın izniyle.